Yurtlar hususuna geldik. Belli ki oradan da giriş yaptılar. Akit'in manşeti Zillet'in yeni oyunu yurt provokasyonu. Akşam birinci sayfasında yurtlarımız istismar ediliyor. Sözcü diyor ki yurt yok, sokaktayız gençler. Ben dün o fotoğrafa özellikle dikkat çekmiştim. Ya hani ya kurgu olduğu çok açık. Almışlar ellerine çantalarını, gitmişler. Hepsi aynı yerde mi toplanıyor bu insanların? Yani o daha önce gezi eylemlerinin yapıldığı bir parkta, bir kaldırımda o renklere, gökkuşağı renklerine boyadan. Bir Cihangir, iki Beşiktaş. Yani hani bu, bir tanesi de o merdivenler önemli ama orayı gidip LGBT renkleriyle boyadıkları. LGBT renklerine boyamışlardı. Orada toplanıyorlar, ne tesadüf. Böyle bir eylem dizisi gerçekleştirmişlerdi. Sözcü yurt yok sokaktayız. Cumhuriyet'in manşetinde gençler sokakta uykusuz, AKP'li bakan tatlı rüyada diye vermiş. Yeni Asya'yı da ayıralım, biraz daha farklı bir yerinden görmüş. O da FETÖ fırsatçılığı yapmış, şey demiş. Cezaevleri artıyor ama yurtlar eksiliyor, azalıyor diye vermiş. Akit'in de manşetinden devam etmiş olursak, Zillet İttifakı öğrenciler sokaklarda kalıyor diye iktidarı hedef alırken, istatistikler AK Parti iktidarında KYK yurtlarının altın çağını yaşadığını gözler önüne seriyor. 19 yılda yatak kapasitesi 4 katına çıktı. Ranza sisteminden otel tipi sisteme geçildi. Odasında yatağı, bazası ve tuvaleti, banyosu bulunan oda sistemine, otel sistemine geçildi. Rakamlarla da yurt kapasitesinin ne kadar arttırıldığı tek tek izah edilmiş. CHP belediyeciliğinin de mütedeyyin vakıfların yurtlarını nasıl pandemi sürecinde kilit vurduğu da Akit'in manşet haberinde izah ediliyor. Evet, belki 2 saat 3 saat konuşsak yalanlara, o iftiralara cevap yeterince belki verememiş oluruz. Bu bizim eksikliğimizden değil, karşı tarafın ne kadar çok büyük yalanlar söylemiş olduğu gerçeğinden dolayı bunu söylüyorum. Şimdi Sayın Gençlik Spor Bakanı'nın açıklaması var. Diyor ki biz 2002 yılı itibariyle AK Parti olarak iktidara geldiğimizde yurt sayısı ve öğrenci kapasitesi olarak rakamları vereyim diyor. 2002-2021 yılları arasında Akit'in manşetinde de aynı rakamlar var. Yurt binası olarak 190'dan 768'e çıkarttık diyor. 4 misli. Yine öğrenci kapasitesi olarak 182.000'den 720.000'e çıkarttık diyor. 19 yılda. Yani siz şöyle hesap edin, 1930'larda bu işe başlamış olsaydınız, 1930'da bir tane yurdunuz varsa 1950 yılında 4 misline çıkartacaksınız, 1970 yılında onu 4 katına çıkartacaksınız, 1990'da o sayıyı 4'e katlayacaksınız. Böyle geldiğiniz zaman zaten AK Parti'nin aldığı o 170 sayısı yerine çok daha büyük sayılara ulaşmış olurlardı. Ama kendileri bu ülkede çivi çakmamışlar ve kalkıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir hafta kadar önce, Kırklar Elinde yanılmıyorsam, diyor ki bize yetki verirsin, biz bir yılda yurt sorununu çözeriz. Bakın nasıl hazırlıklı olduklarını da buradan izleyicilerimiz de anlasınlar. Yurt sorununu Kemal Kılıçdaroğlu çıkartıyor. Bu iş hazırlamış. Medya ayağıyla hazırlanmışlar. Ben işaret fişeğini vereceğim diyor. Siz hemen saldır Joe demişim gibi saldıracaksınız diyor. Ve diyor ki bir yıl boyunca ben açacağım yurtlarla bu sorunu çözerim. Çözemezsem siyasetten ayrılırım. Senin eğer yüzün olsaydı, utanman olsaydı bugüne kadar 19 defa, 20 defa zaten siyaseti bırakırdın sen. Bugüne kadar girdiğin seçimlere baktığımız zaman hepsinde yenilmişsin. Şimdi öyle bir kirli ittifak kuruyorsun ki HDP'sinden İyi Partisi'ne kadar ve biraz sonra çözüm süreciyle ilgili söylediği yalanları da yüzüne vuracağız. Bugün diyor ki meclistir çözüm süreci için veyahut da Kürt sorunu
sorununun çözümü için adres meclistir diyor. 2013 yılında o meclis içerisinde kurulan çözüm komisyonuna üye vermediklerini kendi ifadeleriyle yüzüne vuracağım. Ama biz yurt konusuna dönelim. Yurt konusunda eğer AK Parti 4 misli öğrenci sayısı itibariyle de yurt binası itibariyle de 4 katı eğer bu işi geliştirdiyse, öğrenci sayısı veya üniversite sayısı 4 katı artmadıysa, artmasına ihtiyaç yoksa, özellikle de zaten 2002 başı itibariyle Türkiye'nin nüfusu bugünkü nüfusa oranların 1/4 oranında değilse, nüfusumuz 4 misli artmadı ki yurt binamız 4 misli artsın. Demek ki AK Parti buraya pozitif bir ayrımcılıkla yaklaşmış ve yurt binalarını 4 elden yapmış, bitirmiş. Ama bunlar ne diyorlar? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 25-30 yaşlarına gelmiş, sözüm ona, gençler çıkmışlar. Diyorlar ki işte bu sorunun çözümü basit, yurt yapmak. Yapmış işte. 4 misli yapmış. Sen önce bir kere yaşına bak. Üniversitede hala okuyorsan gerçekten. Arkadaşlar, o Cumhuriyet Gazetesi'ndeki genç öğrencilere sözüm ona. Yani 17 yaşında, bugün itibariyle 18 yaşında üniversiteye girme imkanı var. Hadi diyelim bir sene giremediniz, 19 yaşınızda girdiniz. 4 yıl, en kralı 6 yıl tıp fakültesi. 24 yaşında sen bitirmen lazım zaten o üniversiteyi. Başarılıysan. Sen orada kazıtacak. Git kafelerde, lokantalarda, eğlence merkezlerinde dolaş. Ondan sonra da benim yurt hakkımı çözmek için, çok basit kardeşim bunun çözümü. Nedir çözümü? Yurt binası yapmak. Yapmış, 4 misli yapmış, artırmış, görüyorsunuz. Buyurun şu B'ye, 2B'ye bir bakın bakalım. Yani 17, 18, 19, 20, 21 yaşlarında bir gençlere mi benziyorlar, yoksa 27'li yaşlara mı gelmişler? CHP gençlik kollarıyla TKP gençlik kollarında. Onu da söyleyelim. Yani yalanlar diyorum ya, yetmez, vaktimiz yetmez. Kocaeli valisi dün akşam açıkladı. Dedi ki Kocaeli'nde eylem yapanlar var dedi. Yurt istiyoruz diye. Bunların hepsine baktık diyor. %90'ı öğrenciçiyiz bunların zaten diyor. Öyle. Şimdi adamlar öğrenci değiller, yurt istiyoruz diyorlar. Hayır, bakın diyorlar. Bunları mesela şimdi gidin kimlik kontrolü yapın şu dizilen arkadaşlara, o şeyde Akit'in manşetinde yerde yatan arkadaşlara. Bu defa onların şeceresini yayınlayın. Deyin ki şu yapıda, şu isimde, şurada kalıyor, şu dönemde öğrenciliği sonlanmış. Bu defa ne diyecekler söyleyeyim size. Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiniz, kişileri fişlediniz demedi mi? Hatırlayın şeyde 104 general hadisesi. Sesinde bunların şu kadarı CHP'ye üye denildiğinde ne denildi? Skandal, fişleme, bu sadece Yargıtay'dan edinilebilecek bir bilgi. Nereden sızdı bu? Nasıl sızdırırlar? Evet, aynı. Bugün de eğer bu arkadaşları emniyet bir araştırıp da ya kardeşim sen üniversitede çift dikiş gidiyorsun veyahut da son bir sene içerisinde zaten üniversiteye de uğramamışsın, ne yurdundan bahsediyorsun diye sormaya kalksa, verecekleri cevap dediğiniz gibi fişleniyoruz, imdat diye bağıracaklar. Peki ben bir başka açıdan daha bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir için önce başlayalım. İzmir yıllardır CHP'nin elindeki bir belediye. Yurt sorunu yok mu İzmir'de? Niye çözmemiş CHP'li belediye? Devam edelim, İstanbul'a gelelim, Ankara'ya gelelim. Ne yapmışlar? Bir tane yataklık, bir yataklık, bir yurt açmış mı Ekrem İmamoğlu? Kimseyi aldatmasın. Bugün tarihlerden 24 Haziran, 25 Haziran 2019 değil. Bugün geldik 23 Eylül 2021'e. Neredeyse 2,5 yıl geçti o koltuğa oturalı. 2,5 yıldır bir yataklık bir yer açtın mı Ekrem İmamoğlu?